Sevgili izleyiciler, işte dün Haydarpaşa Garı'nda trenler düdüklerini son kez çaldılar. Son kez gara girdiler ve şimdi önemli bir proje gündemde. Projenin detaylarını İstanbul'un en tarihi mekanlarından Haydarpaşa'nın yeni yüzünü, tüm soruları gar projesinin mimarı olan stüdyo konuğumuz İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi Profesör Doktor Atilla Dikbaş'la konuşacağız. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Şimdi gerçekten oldukça önemli bir proje. 2 yıl boyunca tren giriş yapamayacak bölgeye. Biraz projeyi anlatır mısınız bize? Tabii. Detaylarla başlayalım. Tabii. Öncelikle Haydarpaşa gar mimarı değilim. Özellikle danışma kurulu. Projenin mimarlarından. Evet. Danışma kurulu görevlendirildi biliyorsunuz. Evet. Haydarpaşa gar binası ve yakın çevresinin röleve, restitüsyon ve restorasyon projesi kapsamında. Ben danışma kurulu başkanıyım. İstanbul Teknik Üniversitesi'den görevli 9 öğretim üyemiz daha var. 11 kişilik bir danışma kuruluyla biz bu projeyi yürüttük. Biz proje kapsamında yapılan tüm çalışmaların belirli kriterler çerçevesince projelendirilmesi için görev aldık. Proje bizim tarafımızdan değil, bir yüklenici firma tarafından, bir proje firması tarafından yapılandırıldı. Şu aşamada bitmekte, yani bir ay içerisinde zannediyorum koruma anıtlar kuruluna gidecek. Biz bununla ilgili olarak zannediyorum birkaç bilgi verebiliriz. Sizin de bildiğiniz gibi 28 Kasım 2010 yangınından sonra özellikle çatıda meydana gelen hasardan dolayı binanın sadece çatısına yönelik olarak bir yapılandırma değil, iyileştirme değil, binanın tamamına yönelik olarak bir RRR yani röleve, restitüsyon ve restorasyon projesini ele aldı TCDD Genel Müdürlüğü ve TCDD 1. Bölge Müdürlüğü. O kapsamda İstanbul Teknik Üniversitesi'ne başvuruldu ve Teknobi Akademik Firması kapsamında 11 öğretim üyesi, 9 öğretim üyesi, evet. Teknik Üniversite'den görevlendirilen 9 öğretim üyesiyle bu projeye başladık. Peki proje ile ilgili eleştiriler ya da kafalardaki en büyük soru, evet, tarihi mekanlardan, en önemli mekanlardan biri olması, evet, ve bu doku acaba zarar görür mü, görecek mi gibi eleştiriler, evet, var. Görecek mi? Şöyle özetleyeyim. Biz bir tane basın toplantısı yaptık İstanbul Teknik Üniversitesi'nde. Şimdi Haydarpaşa Gar binası aslında iki tane daha büyük projenin, şu anda çok gündemde olan projenin sıkıştırılmasıyla gündemde. Yani bir tanesi çok iyi bildiğiniz Haydarpaşa Port Projesi ki o çok büyük bir alanı içeriyor. Yani Üsküdar ve Kadıköy ilçelerini de içine alan çok büyük bir alanın şu anda koruma kurulundan ve işte belediyeden onaylanması süreci var. Ve bir de biliyorsunuz Marmaray Projesi var. Şimdi Marmaray Projesi'ndeki bir takım problemler veya gündemdeki konularla Haydarpaşa Port Projesi'ndeki konular Haydarpaşa Gar binasına ilikleniyor. Fakat bizim tabii çok önemli bir tarihi sorumluluk üstlendik akademik kurul olarak. Biz başından beri Haydarpaşa Gar binası restorasyon projesini 3 ana ilke çerçevesince restorasyonun yapılandırılmasını ilke olarak edindik. Bunlardan bir tanesi Haydarpaşa Gar binasının tarihi sürekliliğinin korunması, diğeri kültürel sürekliliğinin korunması, bir diğeri de işlevsel sürekliliğinin korunması. Nasıl yapacaksınız bunu? Kültürel derken kentsel sürekliliği de tabii içinde barındırıyor ve biz bu kriterlere yönelik olarak ciddi çalıştaylar yaptık ve bu özellikle işlevsel sürekliliği kapsamında gar binası olarak kalmasına yönelik kararı baştan aldık. Yani bizim yapmış olduğumuz proje, RRR projesi Haydarpaşa Gar binasının gar binası olarak kalmasına yönelik olarak sonlandırıldı. Biz binayı yenilerken derken restore ederken içindeki fonksiyonları tamamıyla koruduk ve olan mevcut fonksiyonlarında konfor ortamını iyileştirdik. Yani oradaki ofisler yine duruyor, konfor ortamları iyileştirildi. Tabii çatı çok ciddi bir yangın geçirdi. Biliyorsunuz 1907 yılında da bir yangın geçirmişti. Daha sonra yenilendi 1930 yıllarında. Orada ilk yapıldığı zaman Haydarpaşa binasının çatısı şu andaki halinden 4,5 metre daha yüksekti. Biz bunu da aslında konuştuk uzun uzun. Çok ciddi haftada 2 kere toplantılar yaptık biz bu restorasyon ilkelerini belirlerken. Ve buna bağlı olarak halkın gözünde ve imajında korunan Haydarpaşa garının çatı kotunu olsun diye belirledik. Yani normal olarak sizin hafızanızda neyse şu anda o olacak. Fakat içerisi tabii farklı fonksiyonlarla biçimlendirildi. Bunlardan bir tanesi demir yoluna yönelik olarak bir müze, sergi salonları, bir takım toplantı salonları. Yani kültürel olarak Haydarpaşa Gar binasının çatı katında bazı fonksiyonlar biz koyduk ve buna bağlı olarak restorasyon projesini yapılandırdık. Bu çok önemli bir şey.
Çünkü binanın belki de en önemli noktalarından bir tanesi, eğer yenilenirken biz bu fonksiyonları tamamen bu kentsel sürekliliğinin kriterlerine bağlı olarak da yapılandırdık. Çatı katına çıkan içerideki merdivenlerin dışında avludan, yani peronlardan indiğiniz zaman bir avluya gelirsiniz, ana kapıya, gişeler kapısına girmezden evvel. Oradan bir asansörle çatı katına ulaşılmasını sağladık ve gar binasının çatı katı şu anda bitmiş durumda. Ve buna bağlı olarak da 27 Aralık'ta koruma kuruluna gitti. Röleve ve restorasyon projeleri gitti. Bu restorasyon projesinde tüm Haydarpaşa gar binasına yönelik olarak restorasyon projesi de bir ay içerisinde bitirilecek ve yine ilgili makamlara gidecek. Şimdi gelelim indiğiniz zaman, peronlardan indiğiniz zaman ne oluyor? Şimdi en büyük korku ve endişe, Haydarpaşa garı gar olarak kalacak mı? Evet, gar olarak kalacak. Bizim yapmış olduğumuz proje kapsamında gar çünkü. Başka bir fonksiyon yüklemedik. Ne bir otel, ne bir konaklama, hiçbir şey yok. Tabii normal olarak Haydarpaşa Port Projesi'ndeki imar durumuna baktığınız zaman da o bölgede Haydarpaşa Garı'nı gar olarak görüyorsunuz zaten. Ve çok da enteresan bir dipnot var, plan notu var. 130 dönümlük bir yeri de bir depo alanı olarak TCDD'ye tahsis edilmiş durumda. Yani sonuç olarak bu Haydarpaşa Port Projesi ile bizim yapmış olduğumuz RRR projesi, restorasyon projesi o noktada örtüşüyor. Herhangi bir problem yok. Yani oranın herhangi bir şekilde otel olması gibi veya bir takım konaklama yerine yönelik olarak tahsis edilmesi gibi bir konu bizim gündemimizde, en azından danışma kurulu olarak yürüttüğümüz projenin gündeminde hiçbir zaman olmadı ve projeler de bu şekilde şekillenecek. Başka bir projede bildiğim kadarıyla yok. Peki çevresini ve genel olarak çehresini bittikten sonra şöyle bir hayal etsek, gözümüzde canlandırsak. Trenler geliyor. O planın peronlar, detaylarına biraz şimdi daha şöyle, gelelim mi? Tabii ki trenler yine geliyor. Ki normal olarak biliyorsunuz Anadolu'dan tüm gelen trenlerin uğrak noktası Haydarpaşa olarak biliyoruz. Bizim notlarımız da öyle. Bu arada biliyorsunuz banliyolarla ilgili olarak bir şey sürüyor. Sefer sayısı sürüyor. Bugün aldığım bilgiye göre zannediyorum 120 olan banliyö sayısını 180'e 4 Şubat'tan itibaren yükseltmiş TCDD Genel Müdürlüğü. Bu da iyi bir haber. Ama Anadolu trenleri de tamamen yüksek hızlı tren kapsamındaki Köseköy, İzmit arasındaki, Gebze arasındaki bir yapılanma çalışması kapsamında durdurulmuş. Onun bu projeyle de bir ilintisi yok. Dediğim gibi gar binası sonuç olarak bir istasyon binası, yani gar binası. Şimdi gelelim o senaryoya. Trenler yanaşıyor. Yolcular iniyor. Sonuç olarak oradaki düzensiz yapıyı biraz daha biz yeniden konfor ortamını iyileştirerek yeniden yapılandırdık. Hiç mevcudunu bozmadan. Orada çok kötü bir örtü vardır. Hatırlarsanız bu gişelere giren büyük kapılardan evvel beyaz plastik bir çatı örtüsü vardır. Hani çok da güzel saydam olabilecek olan bir örtü, nedense kötüdür. O sonradan yapılmış bir örtü olduğu tamamen belli. Mevcut tarihsel dokuyu koruyarak orada ciddi oranın daha konforlu olması açısından örtmeyi planlıyoruz. Bu işte bir aylık, biraz evvel söylediğim süre bunu kapsayacak. Yani biz bu projeyi bitirmeye çalışıyoruz. Oranın daha nitelikli örtülmesine yönelik olarak bir proje. Evet. Oradaki mevcut örtünün kaldırılarak daha farklı bir örtü gelecek. Hı-hı. O örtünün içerisinde de bir fuaye alanı, bekleme alanı, çatıya katına ulaşacaklar için oradaki kütüphaneyi veya arşivi oradan yok ettik ama bir kütüphane var, bir demiryolu müzesi var, sergi alanları var, bir takım toplantı salonları var. Halkın kullanımına yönelik olarak o çatı katına ulaşmak isteyenler için de bir asansör var, evet, orada. Peki fakat, aslında burada bir yandan arkadaşlarımız bir barko hazırladılar. Çok garın güzel. Dışarıdan görünümünü. Planın böyle geneline düşündüğümüzde bu gördüğümüz malzeme, görüntü, imaj değişecek mi peki? Hayır, plan değişmeyecek. Burada restorasyon projesi. Tamamen şu anda malzeme raporu geldi. Binanın tamamen strüktürüne yönelik olarak ciddi raporlar üretildi. Yani bina yenilenirken deprem yüklerine göre onarılması gereken noktalarda da bir takım yenilemeler geçirecek tabii. Özellikle çatıyla ilgili olarak, hani yangın geçirdi. Onlar, evet, çoğu demir, biliyorsunuz demir yangına karşı maruz kalınca mukavemeti azalıyor. Orası ciddi bir onarım geçirecek çatı ama o yükseklik korunacak. Yani biz ilk yapıldığı andaki 4,5 metre yükseklikteki kotu önermedik. Tüm danışma kurulu ve proje firmasının danışma kurulu üyeleri, ki onlar da teknik üniversiteden çok değerli mesai arkadaşlarım, onlarla mutabakata vararak bu kotta koruduk. Tabii burada malzemeye yönelik olarak, burada mevcudundan beri, yani ilk yapıldığı
andan itibaren tüm belgelere ulaştık, ulaşmak durumunda kaldık. Bazı arkadaşlarımız Almanya'ya kadar gitti, orada belgelere ulaştı. Biliyorsunuz bu çok önemli bir bina. Sadece İstanbul, sadece Türkiye için değil, dünya için çok önemli bir bina. Tarihsel bir bence miras. Çünkü Anadolu'yla Avrupa yakasının tam buluştuğu bir nokta. İşte sadece bizim hatıralarımıza değil, dünyadaki insanların hatıralarında var. Hocam aslında hem binanın restorasyonu kadar diğer iki projeyle de bir bütünlük ve dıştan bakıldığında... Tabii. Uyumlu olması da önemli galiba. Çehre açısından bakıldığında nasıl olacak peki? Kesinlikle ben hep onu söylüyorum. Öğretim üyesi kimliğime sığınarak söyleyeyim. Hani politika veya siyasetin dışında çok kendimi konfor ortamında hissederek söyleyeyim. Burası bir gar binası olarak kalmalı. Kesinlikle Avrupa'da birçok gar binası yenileniyor. O örneklere baktığınız zaman işlevi azalsa da ki bu gündemimizde şu anda bugünkü gündemimizde bu yok. Ama bu bir gar binası ve Anadolu'dan gelen trenler için bir gar binası olarak kalmalıdır. Bizim görüşümüz akademik olarak bu. Ve bu gar binasının hayalde kalan bu çehresi de aynen korunmalıdır. Burada ilk başta bazı yerler taş binanın dış cephesi, bazı yerlerde sıva kullanılmış. Biz dedik ki acaba hani 1930'lu yıllarda yapılan restorasyon çalışmalarında mı bu böyle? Ta İlk belgelere gitti. İlk belgelerde de öyle. Yani binanın bir karakteri var. Bu karakterini aynen korumak durumundayız. Ama tabii yangında biliyorsunuz deniz suyuyla yangın söndürme çalışmalarında binanın dış cephesi yıprandı, hasar gördü. Tabii ki bunlar tamamen giderilecek. Ciddi bir çalışma, restorasyon çalışması. Ama çehre tamamen hafızalarımızda kaldığı gibi olacak. Buna emin olabilirsiniz bizim yapmış olduğumuz çalışmada. Bir şey daha size hatırlatmak istiyorum. Biraz evvel örtüden bahsettim. Peronlardan indiğiniz zaman bir avludur. İndiğiniz zaman bir alan vardır. O alanda da hatırlarsanız böyle hani çay içebildiğiniz yer ancak hani oradaki hani piknik tüpüyle çay yapılan bir takım büfeler vardır. Oralar tabii kaldırılmak veya iyileştirmek durumunda. Yani orada dünya standartlarında belirli bir şeyi olan, işletme değeri olan farklı iyi nitelikte yapılar gelmek durumunda. Orada insanların işte gazete okuyabileceği, kahve içebileceği, dinlenebileceği tamamen yolcuya yönelik olarak mevcut programın iyileştirilmesi ve mevcut programın da biraz da kullanıcı konforu için eklenmesiyle oluşturulan bir düzenleme yapıldı. Çevresi de tabii ele alındı. Evet. Yani Haydarpaşa Gar Binası'nın çevresine yönelik olarak da ciddi bir iyileştirme yapıldı. Onun için de projenin biraz daha nitelikli hale gelebilmesi için biz yine görev alıyoruz burada 9 Danışma Kurulu üyesi olarak. Onun bir ay içerisinde bitirip restorasyon projelerini koruma kuruluna, 5 nolu koruma kuruluna gidecek nitelikte teslim edeceğiz. Peki umarım. Hocam çok